Merhabalar sevgili öğrenciler. EYT 396'nın ilk offline dersine hepiniz hoş geldiniz. İlk offline dersimizde kitabımızdan Chapter 1'i yani The Service Economy'yi işleyeceğiz. Burada aslında daha önce EYT 101'de 7. haftada servis sistemleri dersi kapsamında gördüğümüz konuları tekrar bir hatırlayacağız ve biraz daha detaylarına giriyor olacağız. Daha önce de söylediğim gibi ilk 2 hafta derslerimizi Türkçe işleyeceğiz. Daha doğrusu yarı İngilizce, yarı Türkçe olarak işleyeceğiz. Ondan sonra derslerimize İngilizce olarak devam edeceğiz. İlk olarak bu ders kapsamında Operations Management'dan bahsetmek istiyorum. Operations Management dediğimiz kavram aslında müşterilerimizde, daha doğrusu son kullanıcıda ürün ya da servis olarak bir değer yaratan tüm aktivitelere ve bu aktivitelerin yönetilmesi faaliyetlerinin tümüne verdiğimiz isim. Ve Operations Management'ın tarihteki gelişimine bakacak olursak, ilk Operations Management faaliyetlerinin iş işçiliğiyle üretim yapıldığı dönemlerde başladığını görmüş oluyoruz. Daha sonra Endüstri Devrimi, birinci Endüstri Devrimi ile birlikte Operations Management'ın daha çok sanayi sektörüne kaymış olduğunu görüyoruz. Birinci sanayi devrimi ile birlikte insan gücünün buharlı makinalarla yer değiştirildiğini, tekstil endüstrisinin gelişmeye başladığını görebiliyoruz. Daha sonra çeşitli icatlarla birlikte sanayi daha da gelişiyor ve daha standart partların, daha standart parçaların kullanılmasıyla birlikte koordine üretim hatlarının oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve bu da bize ikinci sanayi devrimini gösteriyor. Bu dönemde ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılıyor. Üretimin giderek daha standart hale gelmesi, burada yapılan gelişmelerle birlikte envanter yönetiminin devreye girmesi, kalite kontrolünün devreye girmesi, hatta yöneylem araştırmasının kullanılmaya başlanması, üretim sektörüne dahil olmak üzere kullanılmaya başlanması, üretim sistemlerinde ve son ürünlerdeki kalite beklentilerini artırıyor. Kalite beklentilerinin artmasıyla birlikte 1970'lerde 3. sanayi devrimi gerçekleşiyor. Üçüncü sanayi devrimi daha çok üretim faaliyetlerinin kalite odaklı olması anlamına geliyor. İnternetin de hayatımıza girmeye başlamasıyla birlikte tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin ortaya çıkması ve bu faaliyetlerin teknoloji tabanlı olarak gerçekleştirilebiliyor olması, teknoloji tabandan kastımız kurumsal kaynak planlama yazılımlarının SAP, Oracle gibi şirketlerin sunmuş olduğu kurumsal kaynak planlama yazılımlarının üretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlamasıyla birlikte aslında Endüstri 4.0'a hepinizin de son zamanlarda yakinen duyduğunu tahmin ettiğim Endüstri 4.0 yani 4. Endüstri Devrimi'ne şahitlik etmeye başlıyoruz. Peki Endüstri 4.0 nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Aslında Endüstri 4.0 ilk olarak Almanya'da bir üretim şirketinin üretim faaliyetlerini daha teknoloji tabanlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlaması ile 2011 yılında ortaya çıkıyor. Peki daha teknoloji tabanlı olarak gerçekleştirmek ne demek? Bunu biraz daha açalım isterseniz. Bu şu anlama geliyor. Biliyorsunuz Endüstri 3.0 ile birlikte üretim sektöründeki kalite beklentisi daha da artmıştı. Kalite kontrol faaliyetleri daha önem kazanmıştı. İşte bu kalitenin daha iyi takip edilebilmesi, üretim sektöründe kalitenin daha iyi takip edilebilmesi adına ve bunun daha otomatik hale getirebilmesi adına çeşitli sensörler ve çiplerle makinalardaki, üretim hattındaki makinalarda, kullanılan makinalarda üretim faaliyetlerinin takip altına alınması ve her bir makinenin performansının otomatik olarak bu sensörler aracılığıyla takip edilmesi ve olası aksaklıkların, bunlar makine arızaları olabilir, ürünlerdeki problemler olabilir, ilgililere iletilmesi ve bu şekilde ilgililerin aksiyon almasını, insan müdahalesi olmadan aksiyon almasını sağlanmasını içeriyor aslında bu faaliyetler. Ve bu şekilde kurgulanmış fabrikalara bir smart factory diyoruz.
ki bu sistemlerde şu şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Eğer siz sensörler vasıtasıyla üretim hattındaki makinalardan bilgiler topluyorsanız, belirli bir süre sonrasında bu bilgiler çok büyük bir veri oluşturuyor. İşte bu büyük veri dediğimiz, büyük veri analitiği dediğimiz kavramlar da, yöntemler de burada ortaya çıkıyor. Çünkü oluşan büyük verinin işlenmesi ve anlamlı hale getirilip bu işlenen veri üzerinden ilgililere mesajların ya da uyarıların gitmesi gerekiyor. Burada Machine Learning ve Artificial Intelligence diye adını sıklıkla son zamanlarda duyduğumuz kavramlar ve yöntemler ortaya çıkıyor. Bunlar aslında dediğim gibi sensörlerden ya da çiplerden elde edilen verilerin bir kaynakta toplanması ve bu kaynakta toplanan verilerin işlenerek daha anlamlı hale getirilmesi. Peki bununla ilgili yine daha son zamanlarda daha çok duyduğumuz bir kavram daha var. O nedir? Internet of Things. Bununla ne kastediliyor? Bununla da aslında yine sensörler ve çipler aracılığıyla ekipmanların ya da makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olması ve yine gerektiğinde birbirlerini uyarmaları anlamına geliyor. Örneğin böyle durumlara ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Mesela ilaç sektöründe çeşitli ilaçların transferlerinin soğuk zincir korunarak yapılması gerekiyor. İşte bu soğuk zincir korunarak yapılması gereken transferlerde biz ilaç kolilerin üzerine bir sensör taktığımızda bu sensörün sıcaklığını, bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçebiliyor ya da nemini ölçebiliyor ve standart limitlerin dışına çıktığında ilgilileri uyarabiliyor ya da ilgili makinaları uyarabiliyor. İşte soğutucuyu devreye alabiliyor, sıcaklığı değiştirebiliyor. İşte bu şekilde sensörlerle aslında biz araçları, makinaları ya da gerekli sistemleri birbirine bağlıyoruz ve bu bağlantılar sonucunda birbirleriyle çeşitli algoritmalar üzerinden birbirlerini tetiklemelerini sağlayabiliyoruz. Böylelikle aslında son kullanıcıya iletmiş olduğumuz ürün ya da sistemin daha kaliteli hale gelmesini sağlamış oluyoruz. Ekonomik evrimin gelişme aşamaları neyse 4 aşamaya ayırabiliriz. Bunlar agrarian ekonomi. Burada üretim daha çok agriculture'a dayalıdır. Industrial ekonomi. Burada üretim daha çok endüstriye dayalıdır, sanayiye dayalıdır. Service ekonomi. Burada ekonomi daha çok servise dayalıdır. Ve new experience ekonomi olarak ayırabiliriz. Burada bu ekonomi tiplerine örnekler verecek olursak, örneğin agrarian ekonomide insanlar kahve içecekse kahvelerini kendileri üretmektedir. Industrial ekonomide kahve üretimi fabrikalarda gerçekleşir ve son kullanıcıya evinde yapmak üzere kahve paket halinde sunulur. Service ekonomide ise son kullanıcılar kahvelerini aynı zamanda çeşitli kafelerde içebilir hale gelir ya da restoranlarda kahveler servis edilir hale gelir. New experience ekonomide ise artık kahve içmek belirli bir experience haline, belirli bir deneyim haline gelir. Ve bu deneyimi en iyi şekilde yaşatacak yerlerde son kullanıcılar kahveyi içmeyi tercih ederler. Bunun için en güzel örnek olarak Starbucks'ları verebiliriz. Starbucks örneğin kendi hedefini müşterilerine en iyi kahve deneyimi yaşatmak olarak vermektedir. New Experience ekonomiyi iki farklı alanda görüyoruz günümüzde. Bunlardan ilki Consumer Service Experience, yani bireysel deneyime dayalı olan servisler. Bunları işte sinema sektöründe ya da turizm sektöründe direkt son kullanıcı odaklı olarak görürken, ikincisi Business Service Experience. Burada da iş hayatına odaklayan servisleri görüyoruz. Bunlar nasıl servisler? İş hayatında
Örneğin üretim sektöründe ya da servis sektöründe danışmanlık faaliyetleri Business Service Experience için güzel bir örnek oluşturabilir. Burada servis aslında yine diğer servislerde olduğu gibi müşterinin de co-producer yani servisin üretimine katkı sunacak şekilde yer almasıyla gerçekleşiyor. Bunlara örnek verecek olursak, örneğin bir servis sektöründen bir şirket, ben bundan sonra üretim faaliyetlerimi ya da servis faaliyetlerimi belirli bir bilgi sistemleri üzerinden takip etmek istiyorum. Müşterilerimin kayıtlarını bilgi sistemi üzerinde tutmak istiyorum. Sunulan servisin ya da üretim aşamalarının bilgi sistemi üzerinden takip edilmesini istiyorum diyebilir. Ve bir bilgi teknolojileri şirketinden buna yönelik kurumsal kaynak planlama yazılımı hizmeti alabilir. İşte bu her iki tipe de baktığımızda gerek Consumer Service Experience, gerek Business Service Experience'a önemli bir gereklilik görüyoruz. Bu gereklilik nedir? Bu servisleri verebilen şirketlerin, bu tarzların servisi veren agentlarının bu konuda donanımlı oldukları, bu yeteneklere sahip oldukları ve bu konuda gerekli bilgi donanımına sahip olduklarını görüyoruz. Bunları konuştuktan sonra aslında en başta konuşmamız gereken konulardan birine geçiş yapmak istiyorum ben. O da nedir? Servisin tanımı. Servisin tanımını kitabımızın yazarlarından biri şu şekilde veriyor. "A service is a time perishable, intangible experience performed for a customer acting in the role of a co-producer." Şimdi burada çok önemli ifadeler var aslında. Birisi time perishability. Time perishability ile kastedilen bir servisin üretilirken aynı anda tüketiliyor olması. Diğer birisi intangible olması servisin, yani soyut olması. Diğer bir önemli nokta ise müşterilerin servis gerçekleştirilirken co-producer yani üretici rolünde, eş üretici rolünde yer alıyor olması. Bunlar çok önemli challenge'ları da, management, yönetimsel challenge'ları da beraberinde getiren özellikler. Daha sonra bunlara detaylı olarak değineceğiz. Yine kitabımızdan servis şirketlerine dair bir tanım vermek istiyorum. "Service enterprises are organizations that facilitate the production and distribution of goods, support other firms in meeting their goals, and add value to our personal lives." Burada da altını çizmek istediğim nokta şuradaki add value durumu. Yani aslında herhangi bir müşteri bir servisi alırken kendi hayatına, bu iş hayatında da olabilir, bireysel hayatlarımızda da olabilir, belirli bir katma değer sağlaması için bu servisi alıyor. Şimdi burada en güzeli bu katma değerin nasıl sağlandığını görmek için servislerden örnekler vermek. Aynı zamanda da bir servisi biz tek başına alabiliyor muyuz? Yoksa yanında bir ürünle mi gerçekleşiyor ya da bir ürünü tek başına alabiliyor muyuz? Yanında servisin de olması gerekiyor mu? Onları inceleyelim. Örneğin bir televizyon satın aldık. Bu televizyonu evimizde kullanabilmemiz için mutlaka bir yayın servisinin de satın alınmış olması gerekiyor. Hepinizin de bildiği gibi. Ya da bir telefon satın aldık. Mutlaka bunun için bir hat satın almamız gerekiyor ki bu telefonu kullanabilelim. Aksi takdirde de telefonun hiçbir özelliğinden faydalanamayabiliriz. Servislere baktığımızda ya da ürünlere baktığımızda aslında
sadece ürün olarak kullanabildiğimiz ürünlerin, yani servis olmadan sadece ürün olarak kullanabildiğimiz ürünlerin oldukça sınırlı olduğunu görebiliriz. Örneğin arabaları düşünelim. Bu arabaların eğer bakım servisleri yoksa bizim için belirli bir sürenin sonunda bir anlam ifade etmemeye başlar. Çünkü arabanın çeşitli parçaları bozulduğunda veya işte bakıma girmesi gerektiğinde mutlaka bir servise ihtiyaç duyarız. Ya da işte hastanede kullanılan ekipmanları düşündüğümüzde bu ekipmanlar aslında eğer onları kullanabilecek ve onlarla ilgili servisi sunabilecek sağlık personeli yoksa bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Diğer taraftan servisleri düşündüğümüzde tek başına bir servisin de aslında ürün ya da ekipmanlar olmadan çok nadir bu tarz servislere rastladığımızı görebiliriz. Örneğin bir tatil servisi alıyorsak mutlaka bununla ilgili bir tesise ihtiyaç duyuyoruz. Mesela aslında güncel hayatımızda ürünlerle servislerin iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Peki servisleri hayatımızdan çıkartabilir miyiz? Ya da servislerin ekonomideki rolü nasıl? Infrastructure servislerine baktığımızda hepimiz haberleşmek için, örneğin ben bu dersi size ulaştırabilmek için komünikasyon iletişim servislerini kullanıyorum. Ya da özellikle pandemi döneminde fark ettik ki aslında evimize ürünlerin ulaştırılması, transportation'ı çok önem kazanıyor. Zamanında ulaştırılması, evden verdiğimiz siparişlerin bize zamanında ulaştırılması çok büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda utilities dediğimiz işte elektrik, doğalgaz, su hizmetleri bizim için temel servisler arasında yer alıyor. Bunun yanında aslında üretim sektörüne de servislerin girmiş olduğunu görüyoruz. İşte ne anlamlarda herhangi bir üretim şirketinde mutlaka finans departmanı bulunuyor. Şirketin finansal prosedürlerinin işleyebilmesi için. İşte yine hukuki işlerin işleyebilmesi için bununla ilgili departmanlar yer alıyor. Yine bu üretilen ürünlerin daha iyi hale getirilmesi ya da yeni ürünlerin tasarlanabilmesi için research and development, yani R&D departmanları yer alıyor. Aynı zamanda yine pandemi döneminde gördük ki aslında sağlıkla ilgili sunulan hizmetler de bu hizmetlerin belirli kapasitelerde olması da bizim için yaşamımızı devam ettirebilmemiz için çok önem arz ediyor. Evimizde yemek yemek istemediğimizde ya da arkadaş ortamıyla birlikte dışarıda vakit geçirmek istediğimizde almış olduğumuz restoran hizmetleri ya da tatile gitmek istediğimizde ya da şehir değişikliği yaptığımızda aldığımız otelcilik hizmetleri de yine hayatımızın temel parçaları haline gelmiş olan hizmetler arasında. Güvenliğimizi sağlamak için devlet tarafından sunulan hizmetler, eğitim hizmetleri ya da hukuki hizmetler yine bizim için temel hizmetler arasında yer alıyor. Endüstri devrimi ile birlikte iş gücü nasıl yer değiştiriyor? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Endüstri devrimi ile birlikte iş gücü tarım ve üretimden servis sektörüne doğru kayma gerçekleştiriyor. Neden? Çünkü üretimdeki kalite beklentisi bile, üretim şirketlerinde bile servis departmanlarının kurulmasına neden oluyor. Teknolojik gelişmeler örneğin üretim şirketlerinde R&D departmanlarının kurulmasına sebep oluyor. Ya da köylerden kentlere göçle birlikte şehirleşme ortaya çıkıyor ve servis sektörü gelişiyor. Yine aynı şekilde iş gücü agriculture ve manufacturing'den servis sektörüne kayıyor. Aslında endüstri alanında gelişmiş olan ülkelerin servis sektöründe de gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. Bunun nedeni söylediğimiz gibi, daha önce de belirttiğimiz gibi aslında üretim sektöründeki kalite beklentisinin servis sektörünü ve bu ürünlerdeki kalite beklentisinin servis sektörünün gelişmesinde temel faktörü oluşturuyor olması. 1980'lerde kaliteye olan talebin artmasıyla birlikte servis sektörünün geliştiğini ve milletlerin gayri safi milli hasılalarındaki
payını artırdığını görebiliyoruz. Burada birkaç örnek vermek istiyorum. 90'lı yılların başlangıcında Amerikan ekonomisinde 10 çalışanın 3'ü servis sektöründe iken son yıllarda bu oranın 10'a 8 olduğunu görebiliyoruz. Bunu yine kitabınızdan bir grafikle anlayabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi 1800'lü yıllarda ekonomiyi tarım domine ederken daha sonra üretim sektörünün, sanayi sektörünün 1900 ve 1950 yılları arasında daha büyük payı aldığını, sonrasındaki yıllarda ise sanayi devrimleriyle birlikte servis sektörünün kalite beklentisiyle birlikte servis sektörünün en büyük paya sahip olduğunu hem iş olarak hem de gayri safi milli hasıladaki yeri olarak görebiliyoruz. Yine burada 2017'den bir kaynağı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tablo bize farklı ülkelerde tarım, sanayi ve servis sektörünün gayri safi milli hasıladaki oranlarını gösteriyor yüzdesel olarak. Burada görmüş olduğunuz gibi Amerika'da servis sektörünün ortası %80'i bulmuş durumda ve tarımın yüzdesi ise %1'in altına düşmüş durumda 2017'de. Türkiye'ye baktığımızda ise tarım %6.7 oranına sahipken servis sektörünün %61.4'te olduğunu görebiliyoruz. Eğer bu dersi yüz yüze sınıfta anlatıyor olsaydım buradaki soruyu sizlere soracaktım. Peki bir ekonominin tamamı hizmet sektörüne dayalı olabilir mi? Bunu birazdan şurada göstereceğim. İki harita üzerinden değerlendirelim. Bu haritalardan ilkinde ülkelerde lider pozisyonunda olan sektörün rengini görüyoruz. Servis sektörü mavi renkte, sanayi sektörü kırmızı renkte, tarım ise yeşil renkte gösterilmiş. Gördüğünüz gibi sadece Afrika'da bazı ülkelerde sanayi ağır basarken bazılarında da tarım ağır basıyor. Bunun haricinde dünyadaki diğer tüm ülkelerde servis sektörünün leading sektör olduğunu görebiliyoruz. Peki servis sektörü lead ediyor gördüğünüz gibi dünya genelinde. Ama acaba yüzde kaçlık orana sahip her ülkenin gayri safi milli hasılasında? Ona bakacak olursak burada da renklendirme koyu renk aslında servis sektörünün daha yüksek bir yüzdeye sahip, koyu mavi renkler daha yüksek bir yüzdeye sahip olduğunu bize gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi birçok ülkede %60'ın üzerinde bir paya sahip. Bazı ülkelerde ise %90'ın üzerine çıkabildiğini görüyoruz. Bu ülkelerin neler olduğunu da yine sağda tabloda %100'e sahip olan ülkeler de mevcut. Bu da bize aslında bir ülkenin ekonomisinin tamamının servis sektörüne dayalı olabileceğini gösteriyor. Bu tarz ülkeler genellikle turizm ya da gambling sektörleriyle adını duyurmuş olan ülkeler. Peki servis sektöründeki gelişmeleri tetikleyen temel faktörün kalite olduğunu da söyledik ama bu kalitenin yanında aslında görmüş olduğumuz diğer bir faktör de bilgi teknolojileriydi biliyorsunuz. Endüstri 4.0'ı da tetikleyen bir faktördü bu. Bilgi teknolojilerinin servis sektörünün gelişimine katkısını konuşalım biraz da. Günümüzde bankaya gitmek yerine örneğin bankacılık hizmetlerini online olarak gerçekleştirebiliyoruz değil mi? Bu aslında bize teknolojinin sunmuş olduğu bir avantaj. Ya da özellikle pandemi döneminde sıklıkla başvurduğumuz online alışveriş seçeneği yine bilgi teknolojilerinin bize sunmuş olduğu avantajlardan birisi. Servis sektörünü
gelişimini tetikleyen diğer bir faktör ise inovasyon, yani yenilik. İnovasyonun iki şekilde tetiklendiğini görüyoruz. Birisi push teori, diğeri pull teori. Push teori, yani itme teorisinde aslında birisi bir ihtiyacından kaynaklı olarak bir ürün ya da servis geliştiriyor ve bu etrafında yaygınlaşmaya başlıyor. Bu şekilde herkes aslında çok ihtiyacı olmasa da işlerini kolaylaştırdığı için bunu tercih etmeye, kullanımını tercih etmeye başlıyor. Örneğin post-it inovasyonunu bu push teori inovasyonlarına bir örnek olarak verebiliriz. İşte bir kişi ofisinde otururken aklında tutması gereken bilgileri ya da telefon numaralarını ve benzeri şeyleri bir kağıda yazıyor ve bunu masasına asıyor. Daha sonra bunu etrafından gören insanlar da bu yönteme başvurmaya başlıyor ve bir kişinin aklına geliyor, diyor ki ben bunu bantla yapıştırmak yerine arkasına bir yapıştırıcı ile sök çıkar şeklinde kullanabilecek hale getireyim ve bu şekilde post-it inovasyonu geliştirilmiş oluyor. Pull teoride ise ihtiyaçtan dolayı bir inovasyon gerçekleştiriliyor. Örneğin havalimanlarının şehirlerin dışına kurulmasıyla birlikte insanların havalimanlarına transferi bir problem haline geliyor. Bir çözülmesi gereken bir konu haline geliyor. Ve bunun için transfer şirketleri ortaya çıkıyor. Transfer hizmetleri ortaya çıkıyor. Ya da işte çok kazanan şirketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte yatırımların daha iyi bir şekilde yapılabilme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve buna yönelik şirketler, buna yönelik servisleri sağlayan şirketler kurulmaya başlıyor. Bunlar da pull teoriye örnekler olarak verilebilir. Servis sektöründeki gelişimi tetikleyen diğer bir faktör de sosyal trendler ve değişen demografik hayatlar. Yine bundan daha önce bahsetmiştik aslında. Servis sektörü, işte sanayi devrimleriyle birlikte sanayi sektörünün gelişmesi insanların köylerden kentlere taşınmasını tetikliyor. Ve köylerden kentlere taşınan aileler de sadece erkekler değil, aynı zamanda kadınlar da iş hayatında yer almaya başlıyor. Kadınların iş hayatında yer almasıyla birlikte çocukların bakımına yönelik servisler, işte bakıcılık ya da kreşler gibi servis hizmetleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da yine kadınların iş hayatında daha etkin rol almasıyla birlikte ev hizmetleri, temizlik hizmetleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte sağlık alanındaki yeniliklerle insanların hayatları uzuyor ve buna bağlı olarak işte hasta bakım, yaşlı bakım hizmetleri ortaya çıkıyor gibi sosyal trendler servis sektörünün gelişmesini tetikliyor. Evet, bu chapter kapsamında işleyeceğimiz konulardan bir diğer önemli konu da servis operasyonlarını üretim operasyonlarından ayırt edici özellikler. Burada temelde 6 özellikten bahsedebiliriz. Bu 6 özelliğin bir bölümüne aslında servisleri tanımlarken de değinmiştik. Bunlardan ilki Customer Participation in the Service Process. Bu özelliklere neden değindiğimizde baştan belirtmek istiyorum. Çünkü bu ayırt edici özellikler nedeniyle üretim sektöründe uygulanabilen çeşitli yaklaşımlar servis sektöründe uygulanamıyor ya da servis sektöründe daha farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor. O nedenle bu distinctive karakteristikler önem kazanıyor. İlki Customer Participation in the Service Process deniliyor. Peki bu ne gibi yönetimsel challenge'lar ortaya çıkarıyor? Bunlardan birincisi müşteri de
servis hizmeti sırasında co-producer olarak bulunduğu için servis faaliyetinin verildiği tesisin dizaynına dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin bir fabrikaya gittiğinizde fabrikada havalandırmada problemler olabilir, temizlik çok dikkat edilmemiş olabilir, dağınık olabilir, düzenli olmayabilir gibi durumlarla karşılaşılabilirken, eğer siz herhangi bir servis tesisine gidecek olursanız, işte otelleri düşünebilirsiniz, spor salonlarını düşünebilirsiniz, okulları düşünebilirsiniz, hastaneleri düşünebilirsiniz, daha temiz, daha düzenli, daha müşterilerin ziyaretine uygun olduğunu görebilirsiniz. Co-producer olarak bulunması aynı zamanda servisin kaliteli bir şekilde ortaya çıkması için müşterinin ya da servis alanının katılımını zorunlu hale getiriyor. Örneğin eğitim hizmeti veriyorsunuz ama eğitimi alan öğrenci co-producer olarak sürece dahil olmuyorsa verdiğiniz eğitim hizmeti ancak tek taraflı olarak gerçekleşebilir. Ya da sağlık hizmeti veriyorsunuz, işte hastayı muayene ettiniz, ilaçlarını yazdınız ama hasta ilaçlarını almıyorsa ya da tedaviye katılım göstermiyorsa bu hizmetin kalitesini ne yazık ki takip edemezsiniz. Bu iki challenge nedeniyle servis sektöründeki bazı firmaların müşterileri servis sürecinde facility'nin dışına çıkarmayı tercih ettiğini görebiliriz. Örnek olarak bankalarda ATM kullanımıyla ya da call center'lar üzerinden ya da internet bankacılığıyla işlem yapılmasını olanak sağlanarak, işte para çekme, havale etme ya da kredi kartı işlemleri gibi işlemlerin yapılmasına olanak sağlanarak müşterilerin aslında banka ortamından, yani fiziksel tesisten dışarıya çekildiğini görebiliyoruz. Diğer bir ayırt edici karakter ise intangibility, yani soyut olma. Soyut olmanın da getirmiş olduğu bazı yönetimsel challenge'lar mevcut. Bunlar neler? İlk olarak servisler soyut oldukları için aslında sadece fikirler, konseptler ya da süreçler diyebiliriz. Oysa ürünler elle dokunabildiğimiz fiziksel varlıklar. Dolayısıyla herhangi bir ürünü üretirken aslında o ürünün tasarlanmış olması, işte nasıl üretileneceğine dair mühendislik faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş olması ve ilgili tesisin kurulup üretim faaliyetlerinin gerçekleştiriliyor olması gerekirken, servis için bu tarz bir süreç söz konusu değil. Eğer sizin bir servis fikriniz varsa, bu servis fikrini herhangi bir servise uygun ortamı sağladığınızda verebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir fikirden ve konseptten ve süreçten ibaret olduğu için kopyalanması ürünlere göre, ürünlerin üretim süreçlerine göre daha hızlı gerçekleştirilebilir. O yüzden bu konuda önlemlerin alınması gerekir. Bununla ilgili servis firmalarının kullandığı yöntemler neler? Örneğin işte Starbucks'ların Türkiye'ye girişiyle birlikte Türkiye'de birçok şehirde, birçok noktada kendi şoplarını açtıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü biliyorlar ki eğer bu konuda yavaş davranırlarsa rakip firmalar rahatlıkla ortaya çıkabilir ve bu servisi onlar da müşterilerine, kendi hedef kitlelerine verebilir. Diğer bir yaklaşım ise franchising yöntemini kullanmak. Eğer sizin kendi mağazalarınızı ya da kendi store'larınızı açacak bütçeniz yoksa, yatırım bütçeniz yoksa, o zaman bunu bir işbirliği çerçevesinde yatırımcı, yerel yatırımcılarla desteklemeniz ve franchising hizmetiyle müşterilerinize ulaşmanız. Yine sunulan ürünler ya da servisler aynı standart kalitede olurken yatırımı bir işbirliğiyle gerçekleştiriyor oluyorsunuz.
Burada yine bu soyutlukla birlikte, soyut olması ile birlikte servislerin ortaya çıkan diğer bir problem de müşterinin soyut bir şeye para ödemek istememe durumu. Bunun için de servis şirketlerinin sektördeki reputasyonlarının, tanınırlıklarının ve güvenilirliklerinin yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden servis firmaları bu reputasyona nu dikkatle yönetmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Peki servisler soyut olduğu için müşteriler ya aynı standartta servisi farklı servis sağlayıcılarından alamayabilirse bu nasıl yönetiliyor? Bu süreç nasıl yönetiliyor? Özellikle utility tarzında servisleri alıyorsak, örneğin elektrik dağıtımı, su dağıtımı, doğal gaz dağıtımı gibi servisleri alıyorsak ya da telekomünikasyon gibi servisleri alıyorsak, devlet halkının bu servisleri farklı sağlayıcılardan alsa bile belirli standartlarda almasını sağlamak için çeşitli regülasyonlar ya da lisanslama çalışmaları gerçekleştiriyor ve böylelikle müşterilerinin ya da halkının farklı servis sağlayıcılarından da olsa belirli standartlarda servislerini almasını sağlıyor ve bunu çeşitli yöntemler ile denetliyor. Üçüncü ayırt edici özelliğimiz ise simultaneity. Daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında servis üretilirken aynı zamanda tüketilen bir şey. Dolayısıyla biz servisi kesinlikle depolayamıyoruz. Örneğin dondurma satan bir şirketseniz dondurmanın talebinin yaz aylarında fazla, kış aylarında daha düşük olduğunu bildiğiniz için ne yapabilirsiniz? Yaza yaklaşırken talebin düşük olduğu zamanlarda daha çok üretim yapıp bunları stoklayabilirsiniz. Oysa servis sektöründe bu şekilde bir stoklama yapmak mümkün değil. Bu şekilde bir envanter sistemi kurmak mümkün değil. Dolayısıyla ancak talep geldiği anda servis oluşabiliyor. Bu da sizin servis kapasitesini daha iyi yönetmeniz ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Servis kapasitesi sadece servisi veren personeliniz açısından değil, aynı zamanda servisi sunduğunuz tesisin kullanımı açısından da önemli. Diğer bir taraftan servis talebinin düşük olduğu zamanlarda da servisi veren tesisinizin ya da servisi veren personelinizin boş zamanını da iyi bir şekilde değerlendiriyor olmanız gerekiyor. Bütün bunlara ilerleyen haftalarda Capacity and Demand Management'ı işlediğimiz haftalarda değiniyor olacağız. Aynı zamanda üretilirken tüketiliyor olması yine ürünlerin kalite kontrolündeki gibi bir sürecin uygulanamıyor olmasını ortaya çıkarıyor servis sektöründe. Bu nedenle daha farklı kalite kontrol mekanizmalarının kullanılması gerekiyor servis sektöründe. Diğer bir faktör ise, diğer bir karakteristik ise time perishability ve variability. Aslında bu da simultaneity ile çok benzeşen bir özellik. Time perishability, yani siz herhangi bir servisi aldığınızda ancak o servisle ilgili o periyotta, o zaman periyodunda hak iddia edebiliyorsunuz. Mesela bir uçak bileti satın aldığınızda ancak uçak biletinin saatinde o koltuğa oturabilirsiniz. Eğer uçuşu kaçırırsanız bir daha o uçak bileti, o koltuk hakkında hak iddia edemiyorsunuz. Ya da herhangi bir otelden konaklama hizmeti aldığınızda ancak satın aldığınız gece için o odayı kullanabilirsiniz. Demand variability ise yine az önce bahsetmiş olduğum gibi talebin zamana bağlı değişiyor olması ve bu nedenle talebin yönetimine ilişkin çeşitli yöntemlere başvurulması gerekliliği. Örneğin restoranlara talep öğle aralarında ya da akşam saatlerinde daha yoğundur. Dolayısıyla sizin servis kapasitenizi de o dönemlerde artırıyor olmanız gerekir.
ya da işte call center'lara talep gün içerisinde daha yoğunken gece saatlerinde daha düşüktür. Kapasitenizi ona göre ayarlamanız gerekir. Peki servis sektöründeki yöneticiler time perishability ve demand variability'yi yönetmek için nasıl yaklaşımlar kullanıyorlar? Bunlardan birisi talebi düzgün hale getirmeye çalışmak. Ne dedik? Talepte aslında bir zamana bağlı değişkenlik var. Oysa istenilen talep nasıldır? Standart, çok değişken olmayan bir taleptir. Peki talebin düştüğü zamanlarda bunu artırmak mümkün mü? Ya da şu, bütün düşük zamanlarda talebi şu noktalara çekmek mümkün mü? Çeşitli yöntemlere başvurursanız bunların mümkün olabildiğini görüyorsunuz. Örneğin talebin düşük olduğu zamanlarda işte fiyat politikasını değiştirerek kullanımı artırmaya teşvik edebiliyorsunuz müşterilerinizi. Eğer talebe çok müdahale edemiyorsanız o zaman servis kapasitesini değiştirmek de yine başka bir strateji. Peki servis kapasitesini nasıl değiştirebilirsiniz? İşte talebin yüksek olduğu zamanlarda part-time, overtime çalışanlar kullanabilirsiniz. Ya da şu bölgedeki talebi karşılamayı müşterinin de dahil olduğu bir servis prosesiyle bölgedeki talebi karşılamaya çalışabilirsiniz. Ya da bu iki tekniği de kullanmazsınız. Onun yerine müşterilerinizin beklemesini sağlarsınız. Bunun için tabii ki çeşitli waiting room'lar dizayn etmeniz gerekiyor. Bir de burada diğer handikap ise müşterilerin beklemeye tolere edip etmeyeceği tabii ki. Bunların da yine servis yöneticileri tarafından dikkate alınması gerekiyor. Diğer bir distinctive ayırt edici karakteristik ise heterojeneity. Bu ne anlama geliyor? Biz herhangi bir servisi alıyorsak, mesela sağlık servisi alıyoruz, bir hastaneye gittik, işte göz muayenesi yaptırmak istiyoruz. Orada bulunan göz doktorlarından birini seçtik, ona muayene olduk. Bir sonraki gidişimizde başka bir tanesini seçtik, ona muayene olduk. Aldığımız iki servis birbirinden tamamen farklı olabilir. Birisi beklentilerimizi karşılarken diğeri karşılamıyor olabilir. Aynı personelden bile aynı servisi farklı zamanlarda aldığımızda servis kalitesi değişkenlik gösterebilir. İşte bu heterojenlik yine servis sektöründeki yöneticilerin dikkatli olması gereken hususlardan birisi. Çünkü müşteriler her zaman her koşulda aynı servisi hem farklı ziyaretlerinde hem de farklı müşterilere aynı servise sunulmasını tercih ederler. Peki bunun için nasıl yöntemler kullanılıyor? Bunun için servisler standart hale getirilmeye çalışılıyor ve çeşitli standartlar tanımlanıyor. Çalışanlar bu konuda eğitimlerle destekleniyor. Aynı servisi, daha doğrusu birbirine yakın kalitede servisi sunmaları sağlanıyor. Ya da feedback sistemleriyle müşterilerden geri dönüş alınmaya çalışılıyor. Örneğin biz bir call center aradığımızda call center bize hemen şunu söylüyor. Diyor ki konuşmamızın sonrasında ya da işleminiz tamamlandıktan sonra anketimize katılmak ve servisimizi değerlendirmek ister misiniz diyor. İşte bu müşteriden geri dönüklerle hem verilen servisin hem de servisi veren agent'ın sunmuş olduğu hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi yapılması sağlanıyor. Aynı zamanda servisi veren agentlar direkt müşteriyle iletişim kurdukları için mutlu çalışanlarla mutlu müşteriler elde edilmeye çalışılıyor. Son ayırt edici karakteristik ise non-transferable ownership. Fiziksel ürünlerde herhangi bir ürünü satın aldığımızda o ürünü ne yapıyoruz? Evimize götürüyoruz. Ve tamamen sahipliği bize geçmiş oluyor. Ancak servisler için böyle bir şey söz konusu değil. Eğer servisi
belirtilen sürede kullanmadıysak bununla ilgili ekstra talepte bulunamıyoruz. Aynı zamanda buradaki kaynaklar ortaklaşa kullanıldığı için fasiliteler ya da ekipmanlar ortaklaşa kullanıldığı için ortaklaşa kullanımdan kaynaklanan temizlikle ilgili önlemlerin ya da işte bunların bir müşteriden diğer müşteriye aktarılırken çeşitli standartları sağlamasına yönelik önlemlerin baştan alınması gerekiyor. Slide'da da non-transferable ownership ile ilgili farklı sektörlerde servis sunan şirketlerin karşılaşmış olduğu 5 önemli yönetimsel challenge'ı görüyoruz. Örneğin araç kiralama şirketlerinin lokasyonlarının mutlaka müşterilerin en rahat ulaşabilecekleri lokasyon olması gerekliliği. Mesela havalimanları. Biz herhangi bir servis satın aldığımızda o servisi sağlayan tesis, servisi veren agent, bununla ilgili ekipmanlar ya da bizimle ilgili tutulması gereken bilgiler, almamız gereken servisle ilgili tutulması gereken bilgiler bir bütün oluşturuyor. Ve bu bütüne service package deniyor. Dolayısıyla herhangi bir servis firmasının sunmuş olduğu servisle ilgili service package'i iyi bir şekilde tanımlaması gerekiyor. Service package'de hangi elemanlar yer alıyor? Birincisi tesis. Servisin hangi tesiste ne şekilde verileceğinin iyi bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Diğer bir eleman facilitating goods, yani servis verilirken kullanılması gereken ekipmanlar. Örneğin hastanelerde cihazlar ya da ilaçlar, tedaviye yönelik aletler, bunların iyi bir şekilde tanımlanmış ve kurulmuş olması gerekiyor. Diğer bir eleman servis paketindeki bilgi. Servisle ilgili bilgilerin tutulmuş olması gerekiyor. Örneğin biz bir hastaneye gittiğimizde bizim medikal kayıtlarımız mutlaka doktorumuzun önüne düşmeli ki doktorumuz bize ona göre tedavi uygulayabilsin gibi bilginin mutlaka servis paketi içerisinde tutuluyor ve yönetilebiliyor olması gerekiyor. Explicit servisler servis paketinin diğer bir elemanı. Yani bizim 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz servisler. Mesela restorana gittiğimizde yemek servisi aldığımızda yemeğin lezzeti. Ya da ulaşım hizmeti aldığımızda ulaşım hizmetinin zamanında sağlanıyor olması. İşte yangın söndürme ile ilgili zamanında müdahale edilmesi gibi. Implicit servisler ise 5 duyu organımızla hissetmenin dışında mental olarak hissettiğimiz şeyler, elemanlar implicit services olarak geçiyor. Bunlar neler? Mesela otopark hizmeti alıyoruz. Bu otopark hizmetini alırken aracımızın o otoparkta güvenli olduğunu hissetmemiz. Şimdi de servis proses matrisi ile servis sektöründe faaliyet gösteren firmaları iki farklı boyutta inceleyeceğiz. Bunlardan ilki degree of labor intensity, yani sunulan servisin emek yoğun olma durumu. Örneğin bazı servisler daha az emek yoğunken bazı servislerin daha çok emek yoğun olduğunu görüyoruz. Bunları örnek verecek olursak hava yolu taşımacılığı ya da oteller gibi, turizm ve otelcilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların aslında daha az iş gücü yoğun servisler olduğunu görüyoruz. Oysa eğitim faaliyetlerinde bulunan servis sağlayıcılarının daha emek yoğun servis sunduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ayrım da müşteriyle interaction ve customization. Mesela müşteriye özgü servis üretme ihtiyacı sağlık sektöründe çok önem kazanır.
Doktorlar hatta şunu söylerler, işte hastalık yoktur, hasta vardır. Dolayısıyla sizin her hasta için ayrı bir tedavi uygulamanız gerekir. Aynı hastalık olsa bile. İşte böyle sektörlerde degree of interaction ve customization daha yüksektir. Oysa standart servisleri sunabildiğiniz, işte bu nedir? Havayolu taşımacılığıdır ya da eğitim faaliyetidir. Burada custom servis sunma ihtiyacı ya da gerekliliği daha düşüktür. Daha standart servisler ile hizmet verirsiniz. Neden böyle bir ayrım yapılıyor ve bu şekilde servis sektöründeki firmalar dört kutucuğa ayrılıyor? Dört Sebebi kutucuk. şurada, farklı sektörlerden şirketleri görebiliriz dört kutucuğun her birinde. Ancak bu kutucuklar içerisinde yöneticiler benzer problemlerle, benzer sıkıntılarla karşılaşıyor ve herhangi bir servis şirketinin kendi problemlerine müdahaleye yönelik geliştirmiş olduğu bir yöntem, aynı kutucuk içerisinde yer alan, aynı degree of interaction ve customization'a sahip, aynı degree of labor intensity'ye sahip başka bir servis şirketi tarafından kendi problemlerini adreslemeye yönelik kullanılabilir. Evet, son slaydımız Open Systems View of Services. Burada anlatılmak istenen ise şu, servis operasyonları yöneticisinin servis sistemlerinin üretim sistemlerinden farklı olması nedeniyle özellikle müşterinin sisteme co-producer olarak dahil olması nedeniyle çeşitli yönetimsel sıkıntılarla karşılaştığından daha önce bahsetmiştik. Peki bunları bu sürece müdahale etmek için servis sistemleri yöneticileri hangi adımlarda hangi faaliyetleri gerçekleştiriyorlar? Öncelikle daha önce söylediğimiz gibi servis yöneticileri sistemin girdisi olan müşteri talebini yönetebilirler. Bunun düzeyini zaman boyutunda değiştirebilirler. Bununla ilgili daha detaylı stratejileri ilerleyen dersimizde Capacity and Demand Management, özellikle Demand Management kapsamında görüyor olacağız. Müşteri talebinin servis prosesinin bir girdisi olduğunu söylemiştik. Servis prosesini servis yöneticileri kontrol edebilirler. Bu kalite kontrolü ne şekilde gerçekleştirirler? Müşteri servisi alıp bitirdikten sonra müşteriden sistemi evaluate etmesi, değerlendirmesi beklenebilir. Bunu aslında siz de sıklıkla yapıyorsunuz. Dönem bittiğinde sizlerden bütün aldığınız dersleri değerlendirmenizi istiyoruz. İşte aslında bu da servis yöneticilerinin süreci monitör etmek, izlemek için kullandıkları bir yöntem. Aynı zamanda servis personelinin çizelgelenmesi, bu şu amaçla gerçekleştiriliyor. Kapasite yönetimi gerekiyor demiştik. Çünkü servis talebi değişken ve bu değişken talebe uygun bir şekilde servis kapasitesinin ayarlanması gerekiyor. İşte bu noktada operasyon yöneticileri servis personelinin çizelgelenmesini, gerekirse eğitim almasını, güçlendirilmesini sağlıyorlar. Ve mütemadiyen servis paketinde geliştirmeler, değişiklikler, tanımlamalar yapmak durumundalar. Buralardan aldıkları geri beslemeler ile. Aynı zamanda bu servis paketindeki değişiklikleri de müşterilere duyurmak ve bu şekilde müşterilerin servis paketinden daha detaylı bir şekilde haberdar olmalarını, nasıl bir servis alacakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamakla yükümlüler. Evet. Bu haftaki offline dersimiz bu kadar. Sizden gelecek dersimize, online dersimize kadar Uzak Etü'de yer alan Village Volvo case'ini okumanızı rica ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum.